Merhaba sevgili arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte LGS'de çıkmış doğrusal denklem sorularına bakacağız. Yaklaşık 7 tane sorum var elimde. Eğer hazırsanız haydi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda başlıyoruz. Diyor ki eğim diyor eğim hakkında bir sorumuz. Dikdörtgen şeklindeki bir levha mavi renkli bir küpün bir ayrıtı ile çekişecek ve eğimi yüzde 40 olacak biçimde zemin üzerinde aşağıdaki bir, bir rampa edilmiştir. Yüzde 40 diyor yani 40 bölü 100 oluyor burası. Şöyle yapalım. Silinmeyen kalemle 40'a 100'müş bizim rampamız. Bu rampanın eğimi değişmeyecek biçimde. Mavi küp ile özdeş 3 sarı küp. Okey. Ee, gibi taban yüzeyinin tamamı çakışacak biçimde üst üste zemine yerleştirildiğinde levhanın bir kenarı üstteki sarı küpün bir ayrıtı ile çakışmıştır diyor. Levhanın bir kenarı üstteki sarı küpün bir ayrıtı. Tamam. Burada da sıkıntı yok. Ee, bu durumda mavi küp ile zemine temas eden sarı küp arasındaki Uzaklıkta 200 cm'dir demiş. Tamam. Bize neyi soruyor peki? Buna göre bu küplerden birinin bir ayrıt uzunluğunu sormuş. Hmm. O zaman burada şöyle bir denklem oluşturacağız bu sorunun içinde. Nasıl? Önce eğimimizde bir sadeleştirme yapalım ki büyük sayılarımızla uğraşmayalım. Burada 40 bölü 100'ü sadeleştirelim. Önce sıfırlarımız gider 4 bölü 10. Bunu da sadeleştirirsek 2 bölü 5. Yani şurası şu kenarımız 2'nin katı şu kenarımız 5'in katı. Şimdi eğim burada neyse şuradaki küçük dik üçgende de Tamam mı aynı dik üçgeni şuraya çizecek olursam bu küpün bir ayrıtına eşit Yine aynıdır yani küpün bir ayrıtı 2 ise Buradaki mesafede 5'tir gelin şöyle bir yorum yapalım Yani burası 2 ise Burası 5x'tir 2'ye 5 oranı vardır Şimdi bu durumda şöyle bir yorum yapacağız şuradaki oranımız 2x'e 5x dedik değil mi? O zaman şurada mavinin bir kenarı daha var, 2x. O zaman benim bu sefer burada şöyle bir kenarım oldu, dik üçgenin bu kenarı, 7x artı 200 oldu. Yukarı doğru da neyim var? 3 tane 2x'im var. Bunlar özdeş olduğu için yani 6x'im var ve yine burada bir eğim var demek ki bu eğimde yüzde 40 eşitmiş. O zaman hemen eşitleyelim. 6x bölü 7x artı 200 eşittir. 2 bölü 5 dedim yüzde 40'ın sadeleşmiş hali Şimdi burada ne yapacağız çözmek için içler dışlar hemen içlerimizi dışlarımızı yaparsak 30x eşittir 14x artı 400 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar Buradan 16x Eşittir 400 olup Her iki tarafı da 16'ya böleceğiz Önce bir 4'e bölelim Burası O zaman ne olmuş olur Burası 100 olur yani 4x 100 ise o zaman 4'e böldüğümüzde de x de buradan 25 çıkmış olur. Peki bize neyi soruyordu? Bu küplerden birinin bir ayrıt uzunluğu kaç santimetredir diye soruyordu. Cevabımız bir ayrıtı 2x olduğu için 2x'ten 2 kere 25'ten 50 olarak karşımıza çıkar. Yani B olur. Geçelim diğer sorumuza. Şimdi sorumuzu okuyalım. Demiş ki bir çiftlikte üretilen süt cam ve kağıt kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulacaktır. Bu ürünlerin birer adetlerinin hacimleri ve fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Tamam şimdi geldik buraya. Bu çiftlikte üretilen 150 litre sütün tamamını doldurmak için eşit sayıda Cam şişe ve kağıt kutu satılanıyor. Tamam. Şimdi 150 litre süt. Hacimlere bakıyorum. Biri diğerinin yarısı kadar. O zaman sayısal olarak eşit sayıda olacaksa diyelim ki 100 tane kağıt kutu alırsam 100 litre eder. Eşit olacak. 100 tane de cam şişe alırsam e, hacim olarak yarısı olduğu için bir tanesi 50 litre eder. Toplamda da 150 litre tamamlamış oluruz. Demek ki 100'e 100 alınmış. Okay. Burayı hallettik. Dolum yapılmadan önce cam şişelerden bir kısmı kırılıyor. Diyelim ki x tane kırılsın. Tamam. x kırılsın. Okey bunu da not aldık Kırılan şişelerin hacmi kadar Efendim kırılan şişelerin hacmi kadar Yani cam şişe olduğu için 0,5 çarpı x toplamda x tane her birini 0,5 ile çarparsak bu kadar Hacmi kadar sütün doldurulabilmesi için Kağıt kutulardan tekrar satılınıyor Hmm, diğerinde hacim 1 bir, bir tane soru işareti o zaman hani bir etkisiz eleman olduğu için demek ki buraya ne ekleyeceğiz bu yüzün üstüne şöyle silelim tekrar yazalım artı 0,5 x ekleyeceğiz kağıt kutumuzu bu kadar aldık artık ee, bu iş için cam şişeleri ve kağıt kutuları toplam 7400 kuruş ödenlerine göre denklem buradan çıkıyor. Bakın denklem şuradan yazılıyor. Ee, kırılan cam şişe sayısı kaçtır? Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar burada dikkat edilecek bir nokta var. Ee, benim öğrencilerimi hatırlıyorum. Burayı 100-x aldık hocam. Soru çıkmadı falan demişlerdi. Ee, burada bize bakın. Diyor ki cam şişelere ve kağıt kutuları toplam 7400 kuruş ödenmiş. Yani zaten şu 100 şişeye biz para ödedik sonra bunun içinden X tane kırılsın diyecek. Yani biz kalanlara para ödemiyoruz. Biz zaten cam şişelere para ödüyoruz burada. O yüzden burada değişen bir şey yok. Burası 100 kalacak. Ee, diğer tarafa da ekstradan bir e, satın alma işlemi olduğu için ekstra bir şey ekledik ama cam şişe de biz aldık, kırıldı. Yapacak bir şey yok. O yüzden burada bu 100 olarak kalacak. Şimdi o zaman denklemimizi yazacak olursak tanesi 50 kuruştan 100 tane almışım. Diğer tarafta da artı tanesi 20 kuruştan 100 artı 0.5 x tane almışım toplamda da 7400 kuruş ücret ödemişim. Gelin şimdi bu denklemi çözeceğiz. Burayı çarparsak 5000 olur. Burayı dağılma yaparsak önce bu ikisini dağıtırsak 2000 olur. Efendim bununla da bunu çarparsak bu 0 bunu virgülden kurtarır 5 olur. 2 ile de çarptık artı 10 x de burası oldu eşittir 7400. Şimdi denklem çözerken harfler bir taraf harf karşı taraf. 5000 ile 2000'i karşı tarafa atarsam toplamda 7000 olarak geçer ve negatif olarak geçer. O zaman 10x eşittir 400'den x eşittir birer sıfır silersek 40 demek ki 40 tane sevgili arkadaşlar şişe kırılmış. Buradan bunu anlıyoruz. 40 şişemizde ne oluyor? 40 şişemizde 20 litre eder. Öbür taraftan da 20 litrelik yani 20 tane almışız. Yani 100 artı 120'ye çıkmış. 100 tanesi 5000. 120 tanesi 2400. Toplamda da 7400 lira sağlamasında yapmış olduk. Geldik 3. sorumuza. Bakalım ne demiş 3. soruda. Aşağıda üzerinde alanları verilen 6 adet tarla ve hacmi 4000 litre olan tamamı dolu olan bir su deposu ile sulanmaktadır diyor. Tamam şu su deposunun grafiği sanırım. Bu depoda kalan su miktarının ve sulanan alanın, diğeri de sulanan alanın zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde gösterilmiştir. Şimdi diyor ki her bir tarlanın tamamı sulandıktan sonra diğer tarlaya geçilecek sırasıyla KLNPRS tarlaları sulanacaktır. Yani sıradan şaşmıyoruz. Buna göre depoda kalan su miktarının 2500 litrenin altına düştüğü anda Diyor Hangi tarla sulanmaktadır hmm, o zaman biz bunu 2500 olarak alalım sınırımızı yani 2500 olduğunda depodaki su miktarımız 2500 olduğunda diyor kaçıncı saat olur önce bunu bulacağız sonra bu saati kaçıncı alana denk gelir bunu bulacağız sonra bu alan burada nereye denk gelir onu bulacağız. Hemen başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle bunu çözebilmek için soldakinin denklemini yazalım. Soldakinin denklemi ne oluyor? Şimdi başlangıcımız 4000 tamam mı? Eksi azalış olduğu için eksi. E bir saat sonunda 150 azalmış. O zaman 150x dedik. Hemen o zaman bunu 2500'e eşitleyelim. 2500 eşittir. 4000 eksi 150x olacak. 150x'ı bu tarafa aldım. 2500'ü karşıya alıyorum. O zaman burası 150x eşittir. 4000 eksi efendim 2500 olup bu tarafa 1500 kalırken burası hala 150x ve her iki tarafı 150'ye bölersek x buradan 10 olmuş olur. Tamam bu ne? 10 saat demek istiyor. Yani 2500 litre kaldığı an 10 saat olmuş oluyor. Peki 10 saatin sonunda biz ne kadarlık alan ee, sulamış oluyoruz? 1 saatte 300 ise 10 saatte de 3000 bir alan sulamış oluyoruz 2500'ün altına düştüğü an suladığım alanda 3000'in üstüne çıkmıştır demektir o zaman 2500'ün sınırının ilerisine bakacağız şimdi buraları toplayarak gidelim 900 1200 daha eklenirse 2100 eder 2100 şuraya kadar 2100 Şu sınırımız 2800 Bakın 3000'e geldik O zaman 3000 Tam şöyle bir yerimiz 3000 olacak ben buradan sonrası için konuşacağım. Demek ki 2500'ün altına düştüğü anda şuralarda bir değerdeyim. Yani o zaman P tarlasını sulamış oluyorum görüldüğü üzere. Ve geçtik bir diğer sorumuza. Bakalım ne demiş. Bir fırında çavdar ve buğday unları karıştırarak ekmek yapımında kullanılan bir un elde edilmelidir. Bu undaki çavdar ve buğday unu miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Eğer ben 15 kilo burada bir orantı gibi düşünün. 15 kilo buğday kullanırsam 3 kilo da çavdar kullanıyormuşum. Yani oranlayacak olursak biri diğerinin 5 katı. Bu fırında yanlışlıkla çavdar yerine buğday, hmm, buğday yerine çavdar unu kullanılarak 120 kilo un hazırlanmıştır. Hazırlanan sadece buğday unu eklenerek çavdar ve buğday unu miktarları arasındaki doğrusal ilişkinin grafiğe uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Buna göre hazırlanan una kaç kilogram daha buğday unu eklemekteyiz. Şimdi normalde bu buğday. Bu da çavdar. Ama ikinci durumda mavi çizeceğim. Ne yapmışlar? Bu adam 15 kilo buğday ekleyeceğine 15 kilo çavdar eklemiş. Değil mi? Mantıken. Yani. Yani buraya da 3 buğday eklemiş. Aslında artı 12 kilo daha ilave etmesi lazım. Ama bize burada bunu bu şekilde vermemiş de bunu şu şekilde toplamda 120 kilo vermiş. O zaman biz burada bir oran yapacağız. Maviyi böyle halletmeden önce hatta mavi kalsın ya. En azından bizim için geri alalım şurayı. Çözüm yolu olacak. Siyahla devam edelim. Bizim ikisi arasındaki oranımız nedir? 1'e 5 yani buğday 5 kiloyken çavdar. 1 kilo kullanılıyor o zaman toplamda 6 kilo Ve bize 120 kilo Toplamda 120 kiloluk bir karışım var 120 kilomuz o zaman 6 katsa kat diyelim şuraya O zaman bir katımız Ne olmuş olacak Bir katımız o zaman 20 kilo Tamam mı bu bilgiyi biliyoruz Ama burada sıkıntımız şu buğday yerine çavdar çavdar yerine buğday kullanmışız Yani normalde Bu adamın 100 kilo buğday 20 kilo çavdar Kullanması gerekirsen, ki, gerekirken bu arkadaş 100 kilo çavdar 20 kilo buğday kullanmış. Değil mi? Evet. Çavdar unu kullanılarak 120 kilo hazırlanan una sadece buğday unu eklenerek. Şimdi oranımızı toparlamamız lazım. 1'e 5'lik bir orandı. Yani ben o zaman kalemi seçemedim. Ben o zaman 100 kilo çavdar seç kullanıyorsam 5 katı kadar da. Buğday kullanmam lazım. Yani o zaman benim 500 kullanmam lazım. 100'e karşılık 500 olması lazım. E bu durumda da o zaman ama ne kadar kullanmışım? 20 kullanmışım. 500'den de 20'yi çıkartırsak geriye kalır. 480 ne doğru cevap C şıkkı. Geldik başka bir sorumuza. Demişiz demiş ki, <laughs> milliyetim demiş ki. Yükseklikleri eşit olan dikdairesel silindir şeklindeki iki eş pakete kakaolu ve vanilyalı bisküviler tabanları çakışacak şekilde aşağıdaki bir tek sıra halinde yerleştiriliyor. Evet ne var burada? 3 vanilyalı, 2 kakaolu, 3 vanilya, 3 vanilya, 2 kakao. Burada da 1 vanilya, 2 kakao var. İkisinde de 2 iki kakao var. Evet o zaman bunda 10 santim var. Burada 14 santim var. Demek ki ikisi arasında 4 santimlik bir fark var. O zaman 4 santimlik fark 2 vanilyaya eşit 4 santimse o zaman bir vanilyanın boyu 2 santimmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Okey. Kakaolu bir yüksekliğinin vanilya bir yüksekliğinin yarısı kadardır. Kakao da vanilyanın şeyiymiş. O zaman bir kakaolu da 1 santim olacak. Yarısı kadarsa. Tamam. E, buradaki bilgiler, şekildeki bilgiler hızlıca baktım. Tam dolu bir paketteki. Tam dolu bir paketin boyuna bakalım o zaman. Tam dolu bir paket. 3 tane vanilya var. 6 santim oradan. Artı 2 kakaolu var. 2 santim oradan. 10 santim de tepede var. O zaman 10, 16, 18 santim. Tam dolu paketimiz 18 santimmiş. E, paketteki vanilyalı bisküvi sayısı kakaolu bisküvi sayısına eşit olduğuna göre bu pakette kaç tane bisküvi vardır? Hmm, sayılar eşit ama uzunluklar birbirinin birinin iki katı. O zaman nasıl yapabiliriz biz bunu? 18 santimi 3'e bölüp birine iki parça birine bir parça. O zaman şöyle bir şey mi yapacağız? Hmm, nasıl yapalım? Eşit de olacak. Diyelim ki o zaman deneme yanılma yapalım en basitinden. 4'e 4 vermiş olsak 4 kere 2 8, 4 kere 2, 4 kere 1 4 oldu 12. Hayır 4 değil. O zaman 6'ya 6 yapsak burası 12. Burası ne olmuş olacak? Burası da 1 kere 6'dan 6 toplamda da 18 santim. Evet o zaman bizim 6 bisküvimiz vanilyalıdan 6 bisküvimiz kakaodan var. O zaman toplamda da 12 bisküvimiz oluyormuş sevgili arkadaşlar. Ve geldik diğer bir sorumuza. Eşit uzunluktaki iki çubuğun birinden 8 santimlik bir parça kesilerek kalan kısım 2 eş parçaya. Diğerinden 5 santimlik kesilerek 3 eş parçaya ayrılıyor. Burada göstermiş. Bu parçalardan birer tanesiyle bir kitabın aynı kenar aşağıdaki gibi ölçüldüğünde parçalardan birinin uzunluğu kitabın kenar uzunluğundan 10 santim fazla. Şuradaki gibi. diğerine de bir eksik 1 santim eksik kalıyormuş. Buna göre Kesilmeden önce çubuklardan birinin boyu nedir? Eşit uzunluktakiymiş. Evet hemen eşit uzunluk dediği için boylarını x dedik. 8 santim düştüğü için x eksi 8. 2 parçaya bölündüğü için x 8 bölü 2. Aşağıdakine geldiğimizde 5 santim kesilmiş x eksi 5. 3 parçaya bölündüğü için x eksi 5 bölü 3. Demek ki bir parçanın boyunu bulduk. Şimdi şuradan bir tane ilişki gelecek bize kitap. Kitabın boyu kitap artı 10 santim eşittir. Ne olacak? x eksi 8 bölü 3. Öte yandan da diğerinde de kitabın boyu eşittir. x eksi 5 bölü 3'ün üstüne 1 santim ekleyeceğiz ki kitap bulalım. Evet şu artı 10'u karşıya eksi 10 olarak atarsak her iki tarafta da burada kitap yalnız kalıyor. Demek ki kırmızıyla denklemlerimi yazacak olursam x eksi 8 bölü 3 eksi 10 eşittir x eksi 5 bölü A pardon şu x eksi 8'de olan 2 idi. Evet. X eksi 5 bölü 3 artı 1'e eşit olmuş olacak görüldüğü üzere. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu soruları çözerken temel mantık herkesin paydasını eşitliyoruz. 10 ve 1 de dahil. O zaman bunu 3 ile genişlettik. Bunun gizli biri var 6 ile. Bunu 2 ile. Bunda gizli biri var. 10. 10 nereden çıktı ya? <laughs> 6 ile. Hemen başlayalım. O zaman burası 3x eksi 24 eksi 60 eşittir efendim 2x eksi 10 artı 6 oldu. Şimdi hemen burada hesaplamaları yapalım. 3x eksi 84 olurken burası diğer taraf 2x eksi 4 oluyor buraya dikkat. O zaman x'i buraya aldım. Eksi 2x 84'ü karşıya atarsam pozitif olur. Eksi 4 oldu. Orası da 84 eksi 4. Bu durumda burası x kalırken diğer taraf 80 oldu ve boyumuzu bulduk olduk kesilmeden önce. Demek ki boyları 80'miş. 80 santimetreymiş. Evet ve geldik bu video için son sorumuza. Zeynep parasının yarısı ile xx demek ki paralar yarı yarı xx pay olsun eşit olacak. Parasının yarısı ile 30 lira olan A marka ve diğer yarısıyla paketi 50 lira olan B marka. Kedi mamalarından alıyor. Tamam. Bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kedileri için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor. Tamam. Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka mamaların paketlerinin sayıları eşitmiş sonradan. Hmm, şimdi burada şöyle bir şey. Buradan x lira para harcamışım tanesi 30 liraysa burada x bölü 30 tane e, ne var? Şey var. Mama var. Burada da tanesini x bölü 50'den bu kadar mama var. E 6 tanesini kenara ayırmış. Hangisi daha büyük? Hangisi daha fazla olur? Tabii ki ucuz olan daha fazla olur. Demek ki ikisinin arasındaki fark 6'ymış. Sonradan eşit olduğuna göre. O zaman bu denklemi çözeceğiz. Hemen şunu gizli biri var deyip hemen bunları eşitleyeceğiz. Şunu 5 genişletelim. Şunu 3 ile genişletelim. Bunu da Neyle genişleteceğiz? 3 kere 5, 15, 150 ile. Vay. Bunu çok büyük sayıyla genişletiyoruz. Neyse. Şimdi burayı çözelim hemen. Burası 5x oldu. Eksi 3x eşittir. Burayı da çarparsam 6 kere 15, 90 eder. 900 oldu. O zaman 2x eşittir. 900 oldu. Bana diyor ki toplam kaçta para harcamıştır? Bölmeyeceğim. Neden bölmeyeceğim biliyor musunuz? Çünkü x ile x'in toplamı 2x oluyor. Biz de 2x'i bulduk. 900 lira. O zaman hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Doğru cevabımız bizim. 900 olarak karşımıza çıkmış oldu sevgili arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yeni gelen arkadaşlar içerik takip için abone olabilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.